Değerli hemşerilerim, kıymetli yurttaşlarım, cephelerde bağımsızlık ruhuyla temelleri atılan Cumhuriyetimizin bugün 100. yaşını kutluyoruz. Her birimiz şanlı tarihimizin gurur verici sayfalarını okuduk, yürekten hissettik ve bugün o geçmişin ışığında yaşıyoruz. Ben bugün yoktan var edenlere, canlarıyla bu vatanı bizlere emanet edenlere saygıyla geçmişten ve bugünden bahsetmek istiyorum. Cumhuriyet, yaşamını milletine adayan o eşsiz devlet adamının bizlere en kıymetli emanetidir. O emanetin özünde bağımsızlıktan demokrasiye, bilimden üretime, kültürden sanata ve bugün belki de en çok ihtiyacımız olan hoşgörüden barışa dek birçok evrensel değer mevcuttur. Evet, bundan 100 yıl önce Cumhuriyeti kuranlar Anadolu'nun binlerce yıllık mayasıyla geleceği inşa etmişler, bizlere akla ve bilime dayalı bir yol haritası bırakmışlardır. Sevelim, sevililim, dünya kimseye kalmaz diyen Yunus Emre'den, ne olursan ol yine gel diyen Mevlana'ya, yurtta sulh, cihanda sulh diyen Mustafa Kemal Atatürk'e kadar özümüzde aynı akıl ve maya vardır. Bu aklın ne demek istediğini, bugün İsrail'in Filistin topraklarında uyguladığı insanlık dışı saldırılarda görüyoruz. Akıldan, vicdandan, demokrasiden, özgürlüklerden uzaklaşmanın nasıl sonuçlar doğuracağını ne yazık ki Orta Doğu'da yine yaşıyoruz. Saygıdeğer Çanakkale'liler, Cumhuriyet tüm bu dile getirdiklerimin yanında aynı zamanda kendi içinde bir yarıştır. Bunu hayatta en hakiki mürşit ilimdir ve istikbal göklerdedir diyen ülkemizin kurucusu, büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerinden anlayabiliriz. Evet, yarışalım. Peki nasıl mı? İmkansız denileni başaran ilk kadın pilotumuz Sabiha Gökçen gibi. Bir Anadolu kasabasında doğup bilimde çığırlar açan Aziz Sancar gibi. Edebiyatta dünyaya mal olmuş Nazım Hikmet, eğitimde Türkan Saylan gibi. Kalemiyle karanlığı titretmede Uğur Mumcu, sanatta eserleriyle dünyayı dolaşan Fazıl Say gibi. Spor salonlarında İstiklal Marşımızda bayrağımızı yükselten filenin sultanları gibi. Yarışalım ki bayrağımızı başarıyla, bilimle, kültürle, sanatla dünyanın dört bir yanında dalgalandıralım. Kıymetli hemşerilerim, sözlerimin başından şu ana kadar ifade ettiklerimin tümünde umutsuzluk ve imkansızlık yoktur. Aksine Cumhuriyet'in özünde, tarihinde, dününde ve geleceğinde olan vardır. Yani sen. Unutma. Cumhuriyet sensin. Cumhuriyetin yüzü sensin. Sen Cumhuriyetin ta kendisisin. Rehberimizi doğru bildiğimizde sadece atamızın dediği gibi yalnız tek bir şeye ihtiyacımız vardır. O da çalışkan olmak. Unutmayalım, unutturmayalım. Bu emaneti her zaman daha ileriye taşımak için üretelim, çalışalım, akıllı ve bilimle daha iyisi için yarışalım. Bu duygu ve düşüncelerle barışın ve özgürlüklerin kenti Çanakkale'den Cumhuriyetimizin 100. yılını gururla ve coşkuyla kutluyor. Başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi, gazilerimizi ve Cumhuriyet'in kurulmasında ve korunmasında bugüne dek emeği geçen herkesi sonsuz minnet, saygı ve şükranla anıyorum. Nice yüzyıllara, bin yıllara.